Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Maskeden bahsediyorsun. Hemen dedim maskemizi takalım. Aa, çok güzel. Bak ben de bu maskeden sipariş ettim. Bununla ilgili sorularım vardı. Çok... Birini arıyordum, kullanan birini. Biraz bana bir teknik bilgi verebilir misin maskemizle ilgili? Evet, maskemizle ilgili teknik bilgi vereyim. Önce takayım istersen. Kullanımı çok rahat. Kulaklara mı takıyorsun bunda? Tabii tabii, sonra kulaklarımız kepçe oluyor ama sıkıntı değil. Kullanımı çok rahat. Kesin üretimi çok iyi. Pamuk, %100 pamuk. Sadece yazın biraz sıkıntı yaratıyor. Onun dışında rengimiz belli olsun. Nereye ait olduğumuz belli olsun. Değil mi yani? Evet, bir bir arkasını çevirir misin maskenin arka yüzünü? Bu yıkanabiliyor mu? Nasıl oluyor? Tabii tabii, yıkanabiliyor. Normalde şöyle içine bir parça da eklemişler. Bunu da değiştirebiliyorsun kullanmak için. Ama böyle tek başına da kullanabiliyorsun. Kesinlikle koruyucu, çok keyifli, güzel. Her zaman her yerde de takıyorum. Yani bu konuda da gerçekten başkanımızı tebrik ediyorum. Nasıl bir zeka, nasıl bir vizyon. Yani bunu böyle düşünüp de yapması helal olsun yani. Şimdi madem maskeyle başladın konuya, ben o maskeyle ilgili 3 tane şey söyleyeceğim. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olarak bunları söylüyorum. Birincisi, kumaş maske ben de sipariş etmeme rağmen, benim ablam kimya mühendisi. Evet, kumaş maske, ne kadar güzel. Kullanmamı istemediğini söyledi bana. Sağlıklı olmadığını. Yani onu her gün çok ciddi anlamda bir yıkamadan geçirmemiz gerekiyor. Büyük zaten ihtimalle. Yani 40 derecede makinede yıkayın diyor. Her gün onu yıkamakla kim uğraşır? O da ayrı mesele. Sen şimdi bugün taktın, geldin eve. Yarın bence yine aynı şekilde çıkabilirsin. Ben de öyle yapacağım. Büyük ihtimalle. Ablam bunun çok sağlıklı olduğunu söyledi. Birinci maddemiz bu. Ben de kendisine dedim ki, abla dedim, ben kulübe katkı olsun diye aldım. Yani biraz da belki de diğer maskenin üzerine onu takıp çıkarım falan diye. Bir şekilde ikna etmeye çalıştım ablamı. Ama ablam da çok sağlıklı olmadığını tekrar deklare etti. Birinci konumuz bu. Geldiğinde bakacağım. O içindeki aparat nedir bilmiyorum. Ondan bir tane mi koymuşlar? Ondan bir tane ama bu sanırım şeyde satılıyor. Bunlardan alıp böyle kendimizce bu oranda kesebiliriz içine koymak için. Ama zaten genel olarak da maske uzun süreli kullanımda sağlıklı bir şey değil ki. Mikrop üretiyor yani. Ben şimdi onu taktığımda, üflediğimde dışarı nefesin geliyor mu? Çakmağı falan test ettin mi? Böyle test yapıyorlar ya. Yok, öyle şeyler denemedim. Ama sen dedin bu saatten sonra denerim. Şimdi ikinci şeyi söylüyorum maskeyle ilgili. Ben bunun, diyorsun ya, başkanımızı tebrik ediyorum. Evet. Ne güzel düşünmüş. Ben bunu 13 Mart'ta Twitter'da duruyor hala tarihim. Pandeminin ilk ikinci gününde Feneryum'a öneri olarak gönderdim. Helal olsun sana ya. Senden de bu bekledim. Gün yapın. Hem taraftarımız kullansın hem de kulübümüz kazansın. Beni şunla suçladılar. Koyun can derdinde, kasap et derdinde. Ne diyorsun sen diye bu fikrimi tıkadılar ağzıma. Ben de bu Feneryum'da bu ürünü görünce geçen gün, hı hı, o yazımı tekrardan taşıdım tepeye. Dedim, arkadaşlar ne oldu? Çok sessizsiniz. Hani iki ay geçti üzerinden, tamam, iki ay sonra bizim bir fikrimiz duyuldu ya da duyulmadı. Ben başkanımla da birebir görüşüyorum. Hı. Aram da çok iyidir. Bu fikrin duyuldu ya da duyulmadı ama yapıldı. Çok gecikti bence de. Çoktan bence yapılması gerekiyordu işte. Ya büyük ihtimalle senin yayınladığın zaman da o kadar ciddiyeti anlaşılmamıştı durumun daha. Evet. Feneryum'a benim daha önce şemsiye ve vesaire gibi böyle olmayan ürünler konusunda da önerilerim olmuştu. Üçüncü söylüyorum. Maske fiyatı çok pahalı. Çok pahalı. Yani kulübün burada yine yapmış güzelliğini ama 25 lira bir maske bunun kargosuyla bana 39 liraya geldi. Olmaz. Yüksek. Çok o maske maliyeti 3 liraya geçmez. Satış fiyatı da hadi olsun 10 lira olsun.
Yani o konuda da eleştiriyorum. Biraz yüksek tutmuşlar fiyatı. Ben açık sözlü bir adamım. Kesinlikle hiçbir yerde sözümü sakınmam. Ama ben yüksek bulmama rağmen, çok sağlıklı bulmama rağmen kendi fikrim olduğu için sipariş ettim. Ve bekliyorum. Daha gelmedi. Heyecanlı bekliyorum. Bu arada 23 yılında camlardan Milli Marşı okuma fikri de ortaya atanlardan biri bendim. Bayağı güzel fikirler atıyorum ama işte. Helal olsun sana ya. Ama sen... Hoş geldin bu arada. Maskeyle, mutfağıyla girdik. Hoş bulduk. Ne kadar iyi ettin de çağırdın. Vallahi ben seni çoktan da çağırıyorum. Bir kapına gelmediğim kaldı. Yani şöyle Fulya, Fulya ben geldim. Hadi hadi. Hadi hadi ya. Vallahi. Kaç ay oldu Fulya? Kaç ay? Kaç ay? Olsun. Geç olsun. Böyle güzel olsun. Sana da onu ispatladım. 15 aydır mesajlaşıyormuş seninle değil mi? Evet. Ben de her şeyden geldim. Hiç aklıma gelmezdi ha, yani evlerden böyle yayın yapacağımız hiç aklıma gelmezdi. Ne güzel birlikte yan yana yayın yapacağız zannediyordum. İşte aman Serkan şimdi çekim var, şimdi prova var, böyle oldu, vaktim yok. İşte araya pandemi girdi. Olsun. Kim bilir iki yıl daha beni oyalasan göktaşı düşecek kafamıza, belki uzaydan yayın yapacak seninle. Yok Allah korusun, Allah korusun. Sonunda buluştuk ki önemli olan da o yani. Ne iyi ettin, evet. Böyle bir fikir attın ortaya. Hoş ve gerçekten programlarını görüyorum, takip ediyorum. Çok kaliteli, düzeyli sohbetler, sana yakışan da bu zaten. Kesinlikle takdir ediyorum. Teşekkür ederim arkadaşım, çok sağ ol, var ol. Şapkan çok yakışmış, yine çok güzelsin. Yabancılık fotoğrafla diye aynısını takayım dedim. Gerçekten fotoğraftakinin aynısı geldi. Görüyorsunuz sevgili izleyenler, fark yok. Fark yok. Bizde yanılma yok. Nasıl geçiriyorsun süreci? Ne yapıyorsun? Yani 15 Mart'tan beri evdeyiz. Biliyorsun hiçbir şekilde dışarıya çıkmadık. İşler tamamen durdu. Biz de bu süreci olabildiğince kendimiz için faydalı hale getirmeye çalıştık. En başta işte kitaplar okuyarak, diziler izleyerek, biraz böyle kendimize yatırım yaparak geçti. Sonra o da olmadı. Bu sefer dedik başka bir şeyler yapmamız lazım. Sadece eve tıkılı kalarak olmuyor. Online eğitimler, biraz onlarla vakit geçirdik. Ama artık hani sıcakların da artmasıyla bu asosyallik insanı bitiriyor yani. Arkadaşlarımızı özledik, eşimizi, dostumuzu özledik. Yani artık dışarı çıkmak ve onlarla buluşmak, kavuşmak istiyoruz ya. Yani evet, insanlar içinde tabii ki böyle bir özlem oluştu. Fakat ben şuna da katılmıyorum. Yani neye katılmıyorum? İşte arkadaşlar birbirini arıyorlar, diyorlar ki ya çok özledim seni. Şu süreç bitsin de şunu yapalım, pikniğe gidelim, yiyelim lan. Lan 3 ay önce bu süreç yoktu. Neredeydin ya? 5 yıldır aramayan adam 3 ayda birdenbire özlem dolu bir hale geldi. Ya samimiyet ya. Belki şey de olabilir yani, ya hani şimdi bu sadeleşme sürecinde insanlar biraz dostlukların, ilişkilerin değerini anlamış da olabilirler. Hani o noktada hemen kötü düşünmeyelim. Ama bakalım zaman içinde aramalar sıklaşacak mı, görüşme istekleri sıklaşacak mı, ona bakarız yani. Hiçbir şey farklı olmayacak, ben sana söyleyeyim mi? Hiçbir şey. Yani şu bugün de benim bir konuğum, misafirim geldi gündüz ilk defa ofisime, onunla da konuşuyoruz. Ya Serkan dedi hani şu akşam sonuçları açıklıyorlar ya. Hı hı. Şu kadar vakamız, şu kadar vakamız. Onları Sağlık Bakanlığı açıklamaya bir bıraksın dedi. İki gün sonra zaten her şey maskeler dağıtılır. O da gider, bu da gider. Yani bu tamamen o şeye bağlı. O kadar çok çabuk alışıyoruz ki her şeye. Evet. Yani evde oturuyoruz da alıştığımız süreç. Mesela evde çıkmak istemeyenler de var. Hamlaştı insanlar artık. Hani çıkası gelmeyenler de var. Yani bir süreyle çok çabuk alıştırılıyor insanı bu. Yani çalışmaya başladı tekrar o tempoya alışıyorsun. Yani çok çabuk şekil alabiliyoruz. O yüzden eski dönüşümüzle, eski alışkanlıklarımızla dönmemizle çok uzun zaman almayacak bence. Bu durumda tabii ki özlemlerimiz de bir süre sonra o yoğun tempoyla beraber yine hayata döndüğümüzde yine unutulacak, gidecek yani. İnsanlar kendi hayatına bakacaklar. Çalışma, işte çocuklarla ilgilenme, eşinle ilgilenme, anasını babasını ilgilenme. O görüşmeyenler yine görüşmeyecek. Bence şu an 3 ay insanlar çok yalnız kaldığı için birbirlerine böyle işte şey yaptılar yani. Ne denir ona?
değer verdiklerini gösteriyorlar diyelim. Önem verdiklerini gösteriyorlar diyelim ama bunun gerçekliğini göreceğiz. Zaman içinde göreceğiz. Diyorsun. Yani hani ben o kadar umutsuz düşünmek istemiyorum. Sonuçta ben hani bu sürecin, pandemi sürecinin insanlara gerçekten kendilerini düşünme, analiz etme, hayatı sorgulama, bir yenilenme süreci gibi iyi geleceğine inanıyorum. İnanmak istiyorum. Değer yargılarımızı sorgulayıp daha çok bir şeylerin kıymetini bileceğimiz, işte ailedir, dostlardır, kıymetli olan kişiler, bunların daha çok değerini anladığımız bir süreç olarak görüyorum. O yüzden de inşallah buna alışırız. İnşallah benim gerçekten ben sadece şunu bekliyorum. İnsanlar beni aramasın, sormasın, çok önemli değil de. Ama şu hayvanlara, bitkilere, doğaya verdiğimiz zarardan vazgeçin artık. Bakın onun cezasını çekiyoruz. Yani sonra da işte vay efendim yunuslar sahile vurdu. Yunuslar sahile gözüktü. Atlıyorlar, zıplıyorlar falan. Yani çok şaşırtıcı bir olay değil abi. Yunus o denizde yunusun yüzmesi kadar daha doğal bir şey olamaz. Esas onu oradan yok kaçıran, gelmemesini sağlayan sensin. Senin mahveden insanlar. Maalesef ki mahveden yani. İnsanlar yani. Dolayısıyla bunlardan biraz uzaklaşıp birazcık doğaya, hayvanlara saygı göstermeyi öğrenirse insanlar belki biraz daha normale dönebiliriz. Biraz daha yaşamdan tat alabiliriz. Ama onun için insan arası ilişkilerde zaten çok fazla bir beklentim yok benim. Ben belki de biraz artık insanların genel duruşundan, tavrından dolayı biraz uzaklaştım insanlardan. Hayvanlara biraz daha yakın hissediyorum kendim. Bak bugün Caner diye bir arkadaşımız vefat etti. Yani arkadaşımız zaten benim tanıdığım birisi değil de. Allah bu Kerim Can'ı falan biliyorsun okumuştur basın. Allah rahmet eylesin. Kalp krizi geçirdi. Kendine göre bir yaşam tarzı var. O kesinlikle onu seçildi. Bugün onun ölüm haberinin altında yazılan şeyleri okudum var ya, utandım ya. Bu kadar çirkin, bu kadar terbiyesizce ölmüş bir insan arkasında. Yani insanlar değişmeyecek. İnsanların en kolay yaptığı şey yargılamak zaten. Yani ya ölmüş ya sana ne artık ne zararı var, ne zararı olmuş sana. Adamın kendi yaşantısını bugüne kadar kime ne zararı olmuş? Kendi hayatı. Kesinlikle. Takip etmezsin, sevmezsin, tasvip etmezsin ama kalkıp da arkasından ateşi bol olsun. Yok bilmem ya. Kimsiniz siz ya? Yargı dağıtıyorsunuz. Kimsiniz? Kesinlikle. Bu arada Mustafa Kemal Danabaş bizlerle. Merhabalar. Mustafa Kemal Danabaş yönetim kurulu. 1907'ye hoş gelmiş. Sefalar getirmiş. Nerede bizim maskemiz? Göster maskemi. Ben maskeyi gösteriyorum. Hemen maskenin reklamını da yapıyorum. Bunu bir de çift taraflısını yapmışlar. Arkada önlük kullanıyorsun. Evet evet çift taraflısı var ama bu dizaynı daha çok beğendim. Kesinlikle çok güzel yenilikler yapıyoruz yani. Caner bu konuyla şu anlattıklarını kapatacağım bu konuyu artık. Bu süreç bitince ne olacak biliyor musun? Hepimizin maskesi düşecek. Ya. Nasıl? İyi mi? O zaman göreceğiz. Anya'yı, Konya'yı. Bak bu da yeni şu an türedi. Güzel oldu. Güzel bir slogan. Hepimizin maskesi düşecek. İşte o zaman gerçek kimliğimize geri dönüyoruz. Neyle karşılaşacağız bakalım. Sanat dünyası nasıl bir zarar gördü bu işten? Dün akşam Reha Özcan'la bir program yaptık. Rumeli Üniversitesi'nin bir paneli var. Ben de orada moderatörlük yapıyorum dünden itibaren. Hı hı. Reha Hoca'ya da konuştuk. O da çok değerli şeyler anlattı dün akşam. Tabii sanatçıların nasıl geçirdiği konusunda. Sen ne yaptın? Nasıl geliştirdin yani, kendini? Durumlar vahim sanat anlamında. Yani normalde benim de bir tiyatrom var. Bir özel tiyatro kurdum. Hayal Yolcuları Tiyatrosu olarak. Ve bütün oyun bağlantılarımız hepsi bir anda durdu. Erkenden sezonu kapattık. Ve gelecek sezon için de çok umutlu şeyler söylenmiyor açıkçası. Yani insanlardaki bu var olan korku ve işte ikinci dalga mı gelecek, nasıl olacak endişesi yüzünden ben en çok tiyatroların etkileneceğini düşünüyorum. İşte konserlerin, tiyatroların direkt onlar çünkü iptal oluyor ve bu şekilde de bütün sanatçılar ne yapacaklar gerçekten bilmiyorum. Yani bu noktada acil hani ya devletin desteği olması gerekiyor. Bir şekilde herkes evlerine kapandı ve
projeler üretemiyorsun. Çünkü önün karanlık. Yani Eylül-Ekim ayında ne olacak? Kasım ayında perdeler açılacak mı? Yeniden tiyatrolar başlayacak mı? Tamamen bir muamma. O açıdan çok sıkıntılı. Yani şimdi Kasım ayında açılacak mı bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı dünkü açıklamalarına göre 1 Temmuz itibariyle gösteri merkezleri açılıyor yani sinemaya. Tiyatrolar için geçerli değil bu. Tiyatrolar zaten perdeyi Mayıs, Haziran gibi kapattığından dolayı bizi etkilemiyor. Yaz oyunları var ya, Çikago Tiyatrosu falan, herhalde onlardan bahsediyor. Olabilir ama ben onunla hani şeyi düşünüyorum. İzleyiciler çok fazla hani kalabalık ortamlara girmek istemeyeceklerdir. Korkmakta hakları zaten. Doğal olarak en çok oyuncular, işte sanatçılar etkilenecek. Diğer taraftan üretim noktasında da hani bu ruh hali, işte korku politikaları ve bir şekilde hani endişe kaynaklı olduğundan oyun yazmak, yönetmek, bunları böyle gerçekleştirme kısmında da sıkıntılar var yani. İnsan içinden gelmiyor. Yani o yaratıcılık kısmında tıkanıyorsun yani. Yani bence evet. Bence şöyle bir süreç olacak. İlk etap için fikrimi söylüyorum. Tiyatroları yarı sayıyla alacaklar. Yani 400 kişilik bir sahneye 200 kişilik bilet verecekler. Aralıklarla oturacaklar birer kişi birer kişi çaprazlama. Ve bir süre bu şekilde hizmete gireceğini düşünüyorum. Başka türlü kapalı tutarak bir şeyi yapamazlar. Yani bilmiyorum, çok sıkıntılı bir süreç olur. Bu şekilde perdeleri açacaklar gibi geliyor bana. Öyle bir yol çizecekler. Tabii ki küçük sahneler için bu sayı iyice azalmış olacak. Maddi olarak da bu tiyatro sahiplerine, oyunculara otomatik olarak yansımış olacak. Ama hiçbir şey kazanmamaktan, hiçbir şey üretmemekten, hiçbir şey sergilememekten yine de bir süre için idare etmek açısından iyidir diye düşünüyorum. Belki turneler olmayacaktır bir süre. Tabii. Yani herkes oynayacaktır. Ama bu şekilde sinema tiyatroları mesela uçakla otobüslerde sanıyorum bu yan tarafı boş bırakma olayını yapmadılar uçaklarda. Yan yana oturma devam ediyor. Yan yana oturma maskeyle devam ediyor ama bu çözüm kimse değil. De ben bilmiyorum demiyor yani, herkes de biliyor yani. Ya inşallah dediğin gibi hani bu normalleşme sürecinde kolaylıkla atlanırsa bu durum, endişe dalgaları oluşmazsa tiyatrolarda eski formunu yakalar, ki yakalaması da gerekiyor. Çünkü gerçekten tiyatrolar olmadığı sürece insanlar neşe alamıyorlar, hayattan keyif alamıyorlar. Bizi ayakta tutan, gerçekten moral veren bize sanat. Sanat olmadığı sürece. Elif Hanım böyle demiş ben. Işık demiş, karanlıkta doğar. Belki daha yaratıcı olacağız demiş. De Galatasaray demiş, maskeyi takabilir miyim diyor Fenerbahçe maskesine. Tabii ki eğer takacağınızı söylerseniz size hediye gönderelim ama fotoğraf isteriz. Tabii ki. Elif selamlar. Sen yeter ki Fenerbahçe maskesini takacağım de ben sana maskeden hediye ederim. Sponsorlar çoğaldı. Canın sağ olsun. Yeter ki senden. Senin arkadaşın. Galatasaraylı. Evet. Çok tatlı zaman... bir kızı var ve o kadar modern bir anne ki kızına daha böyle birkaç aylıkken benim sürekli Fenerbahçe Marşı dinletmeme, hatta bayağı Instagram'da videolarımız var yeğenimle birlikte diye izin vermiş. Bir günde beni arayıp şöyle bir şey demişti, Elif'ciğim müsaadenle anlatıyorum. Ya Fulya dedi, ben marşı dinlerken ağlıyorum dedi. Dedim ki hangi marşı dedim, İstiklal Marşı'nı mı dedim. Ya yok dedi, sizin marşınız var ya dedi, şu Kıraç'ın yazdığı dedi. Ben onu dinleyince dedi gözlerim doluyor dedi. Dedim ki bir Galatasaraylı olarak senden bunu duydum ya. Daha da bir şey demem yani. Ve o günden sonra dönüş yapmaya karar verdi Elif Hanım. Ve şu an maskeyle bunu tamamlıyor. Hayırlı olsun. Hoş geldiniz aramıza, Fenerbahçe camiasına. Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak işte, tezimizin ispatı. Hediye işi ihale sana kaldı. Elif Hanım senin arkadaşınmış. Tabii. Hani tabii. İkimizin de tanımadığı biri olsaydı ben gönderecektim maskeyi ama senin arkadaşınsa ihale sana kaldı. Canı sağ olsun vallahi. En güzel maskeyi göndeririz ona. Kızıyla birlikte canım, inşallah tekrarlar. Sen ne yapıyorsun? Yalnız mı yaşıyorsun bu arada? Ailem miyim? Yok. Bu süreçte de zaten bir aradaydık. Birlikte karantina yaptık. Dop dolu günler. Annem babam. Annem babam. Çok selam söyledim. Söyledim. Tabii onlar
Onlar evde olduğu için sen daha da dikkat etmek zorundasın. Biraz daha yaşları yüksek nispeten. Yani 60 yaşındalar ama gene de tabii ki dikkat ediyoruz. Kişilerle olan temasımıza daha çok dikkat ediyoruz. Birlikte bol bol vakit geçirdik. Belki hiç bu kadar vakit geçirmemiştik. Yani dolu dolu geçti diyebilirim. Pandemi günleri. Seni yeniden tanıdılar. Yeniden keşfettiler seni yani. Tabii. Yani balkonda babamla oturup tavla oynuyoruz. İşte birlikte müzikler dinliyoruz falan böyle. Baba kız aktivitelerimiz de arttı. Ama tabii ki biliyorlar ki yani bu normalleşme süreciyle birlikte Fulya'da dış dünyaya bir açılacak. Gizlilerine devam edecek. Ya çok özledim. Seyahat etmeyi çok özledim. Benim için en zor kısım oldu. Normalde beraber mi yaşıyordunuz? Normalde beraber yaşıyoruz, evet. Kimin hoş geldi. Yani hani onlar için yanlarına gel, bu süreç için mi? Yok, beraber yaşıyoruz ama ben çok sık seyahat ettiğim için işte tiyatro içinde turnelerle bayağı bir gezdiğimiz için daha az vakit geçiriyorduk. Ama şimdi bol bol birlikte vakit geçirme zamanımız oldu. Kavga ettiniz mi bu 3 ay içinde? Doğru söyle. Doğru söyle. Şöyle, ben onlarla kavga etmedim. Ama onlar böyle bir hani anne baba, karı koca artık böyle bir süre sonra evdeki eşyaların yerleri değişmeye, çekmeceler boşaltılmaya, olur olmadık şeyler... İşte annemin eşyalarını babam çöpe atıyor falan. Böyle onların arasında bayağı bir kaldığım zamanlar oldu. Ben ne yapıyorum burada deyip böyle şey ara bulucu olma. İşte tamam sıkıntı yok sakin olalım diye bayağı bir sıkıntı çektiğim zamanlar oldu. Çok birlikte olmaktan kaynaklı. Yani normalde seni hedef seçtikleri bir durum olmadı yani. Yok ben hani daha çok böyle odamda ve kendimi soyutlayarak işte yogamı yapıyorum, meditasyonumu yapıyorum, kitabımı okuyorum falan. Hani böyle daha onlardan uzak kalınca bana çok bulaşmadılar. Uyumlu cici kızsın sen yani. Ah sorma. Ben evin ağası çocuğu olarak 3 ay içinde oldukça aksiyon dolu günler geçirdiğimi söyleyebilirim. Nasıl geçti anlat bakalım. Tartışma anlamında yani her gün yine bir şey çıkartıyordum kesin. Gerçekten. Çok bunaldım. Ben çok fazla dışarıda yaşayan bir insandım. Sen de öyleydin belki ama hani ben biraz kendini eve adapte etmişim. Ben olamadım adapte yani çok sıkıldım. Dışarıda yapmam gereken şeyler var. Beynimin bir kısmı başka bir yerde. Bir kısmı burada. Bu sefer Vadetepe'lerim biraz daha benim yaşları büyük. Anne 76 yaşında, baba 81. Maşallah. Allah uzun ömür. Dolayısıyla tabii onlar biraz daha anlayış anlamında biraz daha bizden uzaklaşıyorlar artık. Yaş ilerledikçe kuşak farkı çok fazla oluyor. Beni anlamaları biraz daha zor oluyor. İdare ediyorsun bir yere kadar. Yani aynı evdesin sonuçta sağ olsun anne işte yemek yapıyor. Akşam sağlıklı beslenelim diye aralarında çalışıyor diyor kadın. Yani o konuda tabii ki hakkını ödeyemeyiz ama bir süre sonra tartışıyorsun. Ya ben çıkacağım diyorum biraz. Bir rahat bırakın. Çıkarsan eve gelme diyorlar mesela. Bak, bize turist getirme. Nasıl bir cevap bu? Çıkarsan eve gelme. Yani hani. Eve mikrop taşıyacağım. Eve mikrop taşıyacağımı düşünüyorlar. Tabii, bir kere çıktın mı? Kaptın mı? Bize bulaştırma. Bak. Bu lafın üzerine tabii ki müthiş bir devamı gelen süper tartışma olabiliyor. Öyle bu süreci geçirdik. Allah'tan abim de evdeydi. Hiç olmazsa ara kuşak olarak o var bana yakın. O da biraz bu konuda fazla şey yaptı. Paranoya yaptı. Panik mi yaptı? Yani şey evet eve gelen işte erzakları tek tek yıkamalar, bilmem neler, 2 gün bekletmeler. Her dakika yeni bir eldiven takıyor, onu yapıyor, onu sıkıyor bunu. Artık onları da gördükçe kafayı yiyecek olmaya başladı. Hijyenden fena olup geliyor. Bir de emekli asker subay, yani o asker disiplinle yapıyor. Yani her şey bir saatli. 8 saat dışarıda kalacak, 3 saat bilmem ne falan. Bizim evi hayal bile edemezsin yani o yüzden. Bayağı neyse, cumartesi günü ya sizin ev güzel yani. Evet, bir kamera koysaydık. Müthiş şey çıkardı yani. Sitcom çıkardı. Cumartesi kendimi ben dışarı attım artık. Yani yeter dedim ya. Yeter arkadaş. Ben çıkıyorum. Çıktım neyse kontrollü olarak. Zaten iş yerimle evim arasında 80 metre var. Yakınım yani. Herhangi bir araç gereç insana bile rastlamadan geçiyorum.
gidip geliyorum. Yine tabii eve giriş çıkışım diye merasim de oluyor bayağı bir yani. Üzerinde abla da kimyacı dedim ya işte. Evet ıslar, ya. Neler. Benim onlar bunlar. Bizden bitti ederek ev oluyorlar. Bununla yaşıyorum. Bununla her an açıyorum. Bu bir 80 derece kolonya. Ya ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten aç insanın elini, psikolojisi... Aç elini. Oh. Aç elini. Oh. İnsanın psikolojisi ciddi etkileniyor yani. Ben de bir iki ay sonunda işte bir arkadaşımla görüşmek için çıktım. Ki gayet mesafeliydik. Yani bir maskeliyiz, birbirimizi öpmüyoruz. İşte sosyal mesafeye birçok işte hijyen kurallarına dikkat ediyoruz falan. Ondan sonra eve geldiğimde hani otomatikman ben dışarıdan geliyorum ya, taşıyıcıyım. Evde şey oldu mesela, babam böyle yapıyor, başım ağrıyor, bakın bakayım ateşim mi var, bize diyor dışarıdan bir mikrop mu getirdin, ya baba ne alakası var, biz koruduk kendimizi desem de bayağı bir böyle baktım, bir günü endişeyle geçirdi yani. Ne kadar süre sonra babam bunları söylüyor? Yarım saat sonra falan mı? Ben geldikten böyle birkaç saat sonra başladı. Ertesi güne kadar da sürdü yani böyle. Bu kadar çabuk bulaştırdın mı etkisi başladı. Vallahi helal olsun ya. Sonra sürekli evde bir şey yapalım. Gidelim test yaptıralım paniği. Ya ne gerek var? Diyorum ki ateşimiz yok. Başka bir belirtimiz yok. Yok gidelim test yaptıralım. Emin olalım. Rahmetli dayım vardı. Aklıma geldi. İlaç verirdi mesela bir yerin ağrınırken. Daha ilacı ağzına atmadan nasıl iyi geldi mi diye sorardı. Ne kadar öyle oldu. Daha içeri giriyorsun. Başım ağrıyor. Ateşim çıktı falan. Ateşim çıktı. Sen virüs getirdin. Mikrop mu getirdin? Ne oldu? Ya bu iş öyle kolay değil arkadaşlar. Yani hadi kulüye çıktı. Eve geldi. Taşıdı ve bulaştırdı. Zaten bunun kendisinde de bulaştırdığı kişilerin etkisini görmesi 3-4 gün en az. Kuluçka yani, var 14 gün zaten. Ama işte gel gör ki öyle bir endişeli dönemler oluyor. Şimdi sevgilisi olanlar falan hani bilmiyorum senin için söylemiyorum. Ben genel olarak söylüyorum yanlış anlama. Üzerine girmeyeceğim. Hani sevgilisi de buluştu insanlar. Sosyal mesafeyi dinleyecek bir sevgili var mı? Arkadaşlar yazın aşağı. Bence zaten pandemi ilişki düşmanı bir şey şu an yani. İnsanları ilişkiden soğutmuştur yani. İşlemez. 7'den 70'e. Kim buluşursa sevgilisinde temas bulur. Kesinlikle mümkün değil. Hele ki iki ay görmemişsin. Bilmem ne. Yapma. Yapma. Kim takar pandemiyi? Ya, aklın ölümü arpadan olsun derler ya. Yapma. Ama öyle değil. Şimdi tabii evde tek yaşasak gerçekten umurum değil yani. Hani, ne olacak zaten 40 tane yaşamışım. Zaten sonra pandemiyle gitmişiz. Trafik terörüyle. Ecelimiz kalbimizde bilmem ne ama başkasına bulaştırma, evdekilere bulaştırma. Sorumluluk alma sıkıntılı bir şey. Sana katil gibi falan bir şey olsun yani evet, psikolojik olarak kendini katil gibi hissedersin. Bir de şey çok komik oluyor. Mesela gayri ihtiyari bir öksürdüğün anda herkese açıklama yapma gereği duyuyorsun. Ya hani boğazımda gıcık var falan sıkıntı yok hasta değil falan diye açıklama yapma gereği duyuyorsun. Bir de bir şey yerken falan böyle Allah korusun. Bir şey kaçar yani nefes boruna. Böyle düşünsene bir ortamda. Birdenbire öksürmeye başlıyorsun. Eyvah ya. Ya da alerji kapşıranlar var. Allah Allah. Bizim Burak Öncü var mesela. Şu an burada mı bilmiyorum. Onun alerji kapşırma şeyi var onda. Geldiği zaman arka arkaya gidiyor. 7-8 falan yani. Tabii. Dışarıda şu an öyle bir şey yapsam var ya saldırırlar yani. Covid'den değil darbelerden ölürsün. Bir de bu süreçte kimse de hasta olmadı biliyor musun? Yani hiç kimse gripim nezleyim de diyemedi. Ben hiç duymadım. Korkudan. Tehlike o ya. Toplumsal şiddet gelir yani. Ateşi olan söndürdü. Kimseye hissettirmeden. Bir de zaten en büyük korku hastanelere gidemiyorsun. Ne olacak? Hani oralar mikrop kaynıyor. Yani o yüzden de evet olabildiğince işte sarımsak, antibiyotikler, doğal şeyler. Ya bu noktada annelerin hakkını hiç ödeyemeyiz ya. Ya annem sürekli meyve sebze suları her sabah getiriyor. Bak öğrendim diyor şalgam suyu çok iyiymiş. İşte vay efendim meyve karışımları. Bizi böyle her getirdiğinde de şey yapıyor böyle. Bak ben diyor hazırladım diyor sizin diyor bağışıklığınızı arttırıyor. Ben de ona karşılık
öğlenleyin herkese multivitamin dağıtıyorum evde. Diyorum ki bakın kızınızdan da size multivitamin. Böyle karşılıklı. Kızınızdan size multivitamin. Körle kafalar birbirine ağırlar olduk yani evde. Alışverişi sen mi yapıyorsun peki? Bir dışarıdan mı geliyor? Ya o noktada annem şey yapmadı. Yani evin hakimi olarak ve neye ihtiyaç olduğuna da hani kendi dokunacak, her şeyi bilecek falan şey yapmadı. Kendi. Kendi gitti. Kendi gitti. Kendi ama gitti. Tedbirli evet. Olarak gitti yani. Helal olsun. İyi. Zaten dışarıdan gelen şeyler var ya, çok mecbur kaldık o ilk ay ama ilk iki ay belki. Hep çürük çarık geldi, eksik geldi. Tabii tabii. Birkaç kez böyle fazla para aldılar bundan da. Ama o süreç diyorsun, yapacak hiçbir şey yok. Genelde hepsine teşekkür ederiz tabii. Hizmet ettiler. Bence o getir götür motorcu arkadaşlar, diğer marketler. Bence onlar da büyük hizmet yaptılar insanlara. O yüzden haklarını yemek lazım. Ama gerçekten o getir götürenler ayrı. İçeride o paketleri yapan ayrı arkadaşlar tabii. O paketleri yapanlar biraz özensiz yaptılar çoğu zaman. Evet. Ama gene de hiç kimse mağdur olmadı bence. Hani o marketler yağmalandı en başta biliyorsun. Makarnalar bitti, şunlar oldu. Anlamsızmış. Kimsenin kesinlikle böyle bir şey ihtiyacı olmadı. Hani gerçekten Türkiye bu süreci benim beklemediğim bir şekilde iyi geçirdi. Sağlık açısından da, şu gıdanın bulunması, temin edilmesi açısından. Tabii ki para kısmına hiç gelmiyorum. Bunlar zaten her türlü fahiş fiyatları gördük. Tabii yani ki. Çok büyük rakamlar arttırdılar ama bulunma açısından bulundu her şey. Neye güldün? Bir tane reklam gelmiş, ona gülüyorum. Poxy temizlikte bir numara. İBAN numarasını veriyorum. Lütfen böyle reklamlar yapıyorsanız. Yani. Alalım. Ben yayında bakın. İBAN'a atın. Evet Serkan. Ben yayında alırım. Poxy. Al İBAN. Bak Poxy'yi reklam yapmayalım. Her yeri temizlerim. Telefonu bile yıkarım. Hiç merak etmeyin. Şeyler öyle ürün yerleştirme yapıyor ya bu. Bartılar. Evet evet. Aslında çok olası yani, yapılabilir. Boş duvardansa arkalara bir şeyler reklamını alabilirsin yani. Ben mi? Evet. Bu var, hayatımda yaptığım hiçbir işte parayı şey yapmadım biliyor musun? Hiç düşünmedim ya. Ne bu yayınlarımda reklamda aklımdan geçti, ne bundan önceki işlerimde. Hep bir hayatımın son kısmında geldi para. Çok şükür yani aç değil açtı değilim hani. Çok farklı şekilde çalışsaydık falan köşeye çoktan dönmüştüm ama çok pis yalaka olmak zorundasın bu dünyada. Bu o sektörde özellikle. Bu da mümkün değildi yani, bana çok uzak bir şey. O yüzden ben şöyle kendi yağımla kavrulduğum için kimseden hani bir şeyim olmadığı için çok rahatım. Kafam da rahat. Hani kimse de çıkıp bana şunu Tarkan öyle değil böyle dedi diyemez yani. O konuda çok rahatım. Ama senin bu programcılığını bence artık televizyona taşıma zamanın geldi yani. Ya ben Mart'ın başında Fenerbahçe televizyonuna gittim. Hı hı. Onu söyledim dün zaten. Kıvanç'la orada hem onu ziyaret ettim hem de şu benim tanıdık Simalar diye yaptığım program YouTube kanalında. Fenerbahçe televizyonuna uyarlamak istiyorum onu. Sertaç Komsoğlu, Sertaç abi bakıyor şu an reklam ve televizyon işlerinde. Müdür başka bir arkadaşımız. Kıvanç da bana orada birkaç kişiyle beni görüştürdü. Bir dosya hazırlamamı istediler. Dosya hazırlayıp tekrar buraya gel dediler. Ben de tamam dedim. Üzerinde işte olay patladı. Olsun. Kaldı. Yeni yayın dönemine yetişir. Bakarsın beraber bir şey yaparız. Ne kadar güzel olur. Ne kadar sen güzel ve eğlenceli olur. Efendim? Sen de Fenerbahçe'lisin galiba. Hem de nasıl. Yarın da bu arada Fenerbahçe TV'den aradılar beni. Seninle konuştuk ya. Seninle konuştuğumuzun birkaç saat sonrasında Fenerbahçe TV'den aradılar. Ben arattırdım. Sen aratmışsındır kesin. Ve şey dediler, yarın bir program varmış. Onunla ilgili video bağlantısı yapmak istiyorlarmış. Dedim seve seve. Ne kadar güzel olur. O zaman oraya çıktığında benden bahset. Tabii. Çok yakın arkadaşım. Çok Serkan arkadaşım. Yapayım. Güzel program yapıyor. Rating çok tavan. Çok güzel program yapar. Tek rakip yemek... Survivor derim. Yok yok yani gerçekten de benden bahsetme de bir çık bakalım neymiş program, merak ettim. Kimin programıymış? Ayşe ne programı Naz, benim mi? Ayşe Naz ile Necati Bey miydi? Onların programı.
şu an herkes zaten online bir şeyler yapıyor. Yani bütün şey buna döndü şu anda. Bazı diziler bile bu şekilde çekiliyor. En son 80'leri galiba böyle ev formatına çektiler. Teşekkür ederim. Jet Sohbeti'yi de yaptılar. Evet. Ceyhun personeli oynadı işte. Evet, Ceyhun personeli Hakan Bulut. Hı-hı. Hakan Bulut'la bir son bir yayın yaptık. O evden çekim yapıyoruz abi dedi. Hatta ben biraz formatı sordum ona, nasıl yapıyorsunuz dedim. Bir telefon yeterli dedi. Yani başka mikrofon bile kullanmıyorlarmış. Çekiyorlar ve resmen ve transferle gönderiyorlar. Bak, enteresan. Ben onu nasıl yaptım biliyor musun? Hani böyle moral motive günleri olsun diye öğrencilerimle birlikte, işte yetişkin öğrencilerimle şu Zoom uygulamasını kullanarak herkes kameralar açtı. Bizim böyle işte tiyatro metinlerini zaten herkesin elinde var. Canlı olarak seslendirerek sanki bir radyo tiyatrosuymuş gibi kayıtlar yaptık böyle. En azından hani herkes evde işte onlara da moral olsun, tiyatrodan da çok uzaklaşmasınlar diye biraz bu şeyi, dijital dünyayı kullandık. Yani çok sağlıklı mı? Değil. Ama en azından tiyatroya hani yakın olmak, seslendirme, o kısımlarda da hani böyle bir şeyler yapmış olmak iyi oldu. Öğrencilerimin gelişi çok iyiydi yani. Bu tip yayınlarda en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Dün akşam da üniversite panelinde fark ettim. Instagram'da biraz daha şey, iki kişi olduğu için çok sorun olmuyor da üst üste konuşulduğu zaman çok sıkıntıya düşüyor bağlantı. Yani evet. Karşıda bir şey söylüyor, sen bir şey söylüyorsun, iki taraf da birbirini anlamıyor, dinleyenler hiçbir şey anlamıyor ve tekrar tekrar efendim nasıl falan böyle şeye dönüyor. Alo. Alo. Nasıl? Neredeymiş o an? Bir de bağlantı dondu mu? Aa, bitti. Bütün akış bozuluyor. Evet, karşı tarafta şey diyor. Dondunuz galiba. Görüntü gelmiyor ama. Ama şey çok güzel. Herkes dijital dünyanın böyle uzmanı oldu yani. O keyifli oldu yani. Evet, geçen gün şimdi o bir yayıncı, kim konuk aldım ben ya? Bir tane sanatçımı. İlk bu pandemi süreciyle ilgili profesörlerin telefonla yayınlara bağlandı. Nasıl çıktıklarını anlattı şekil olarak. Biraz mizah yaptı yani. Hepsi şu şekildeydi diyor. Evet falan filan. Ay evet ya, kesinlikle. Sonra mı uzman oldu de, herkes ışığa falan dikkat etmeye başladılar yani. Bir de Habertürk'te geçen bir olay oldu, onu biliyor musun? Ne oldu? Online yayında istenmeyen bazı sesler çıkardılar. Yayın sırasında. Eyvah bir kere oldu, ikinci de oldu. Aynı kanalda, aynı programda ikincisi oldu. Eyvah. Ve sonra çıkıp Habertürk özür diledi. Yani işte herkes evden bağlanıyor, istenmeyen sesler. Çok tehlikeli. Kontrol de edemiyorsun, çok tehlikeli yani. Bir de o Zoom'da Mum'da yayın yaparken işte arkadan çık bak, sevgilisi, eşi, erkin var, sevgileri geçenler yanlışlıkla. Böyle tipler de yapıyorlar. Çok komik şeyler oldu. Tabii bunlar canlı yayın kazaları deniyor ya. Tabii tabii. Bunlar dijital yayın kazaları olarak tarihe geçecek. Ama şunu öğrendik Dünya. Evde her şeyi yapabiliyormuşum yani. Ekmek dahil olmak üzere. Birçok yapamadığımız şeyi de bu ay, işte bu üç ay içerisinde yapmış olduk. Ben uzun süredir üzerine çalıştığım birkaç program vardı. Hiç vakit ayıramadım. Photoshop ve bir video edit programı. Mesela o konuda biraz daha kendime uzmanlaştım. Vakit buldum çünkü. Ne kadar? Kitap okudum. Netflix'teki birkaç şeyi izledim. Sezonluk diziyi izledim. Birkaçını izledim, yarım bıraktım. Sevmediklerim oldu. Hakan Muhafız'ı mesela çok sıktı. Fazla abartılmış. Hoşuma gitmedi. Ben onu bir bakıma bıraktım, evet. Şahsiyeti çok beğendim. Haluk abi. Çok güzel iş çıkarmış. Bir de Love 101 diye bir diziye başlamıştım. Onu da 3. bölümde bıraktım. Belki devam ederim. Hani bir süre sonra artık evde onlar da sıkmıyor. Havalar ısındıkça. Tabii tabii. Kesinlikle. Hiçbir şey izliyorsun. Sadece dışarıyı hayal ediyorsun. Sadece dışarıyı. Şu an sahilde olmuş. Güneş. Güneş. Kızlar. Kızlar. Deniz, kum, güneş, kızlar olmazsa olmaz yani. Şimdi bir sahilde olacağım. Oh. Şöyle seni geliyorlar. Düşünsene büyük şey yapraklarla. Oh. Ama herkes maskeli.
Fenerbahçe maskeli. Ya o da nasıl olacak bilmiyorum. Hani sahillerde de güya takılacak diye bir şey var ama ben hiç kimsenin ona uyacağına ihtimal vermiyorum yani. Güneşleniyorsun, maskeyi bir çıkarıyorsun. Buram bembeyaz. Ya sonunda diyorum ya herkes kepçe olacak yani o niyeyse o dizaynı tam kulaklara göre yapamıyorlar. Herkesin kulaklar böyle bir açıldı yani. Ay kepçeliği bırak, güneşlenirsen buradaki iz harika olur ya. Çok güzel. Maske taktığın belli olur. Hiç olmazsa ceza yemezsin. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle yıllar sonra hani böyle çocuklarımıza, torunlarımıza anlattığımız bir dönem olduğunda bence inanamayacaklar yani. Bilim kurgu filmi gibi bir şey yani. Vallahi belki bunun üzerine anlatacağımız daha enteresan şeyler de olabilir yani yaşarsak. Uzaylılar diyorsun. 2020 bize her şeyi gösterdi. 2025'te neler olur bilemem. Ya ben öyle çok yılları bağlamak istemiyorum. Hani olması gereken zaten hani bunlar bekleniyordu da. Sadece hani ne bileyim daha kötülerinden Allah korusun hepimizi bir şey diyemiyorum. Valla Bill Gates'le 2020'nin laneti demek istemiyorum yani. Bilmiyorum ama 2020'yi ben biraz ilk başladığımda çok çok şeyler söylenmişti 2020 ile ilgili. O yüzden ben biraz bağlıyorum burada. Çok enteresan şeyler söylenmişti. Kötülerin hepsi ölecek olan dermiş mesela. Astroloji öyle olarak mı? Ya her anlamda. Bu arada sana şekerim benim dondurma yazan birisi var. Aşağıda 3 kere 5 kere aynı şey yazıyor. Acaba nasıl bir mesaj vermek istiyor? Anlıyor, tanıyor musun arkadaşım? Yani şu an çıkaramadım. Ha şekerim benim. Destekleyen, sevenlerimiz diye. Anladım, evet. Türk bayrakları falan da göndermiş. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz desteğiniz için. Ne kadar güzel. Sen tatile gidecek misin peki? Yani kesinlikle istiyorum. Kesinlikle. Ben normalde yani bu sene için yurt dışı planlarım vardı. Yurt dışında böyle oyunculukla da ilgili bir şeyler yapmak. Planlarım onlardı ama bütün hani bu 15 Mart'tan itibaren olan süreç her şeyi alt üst etti. Şimdi ben gitmek istesem de ailem göndermiyor zaten. Asla gidemezsin. Durman lazım. Her şey Türkiye'de çok güzel geçiyor. Hani pandemi de burada kolay oldu. Yurt dışında ne olacağı belli değil. O yüzden bütün planlarım değişmek zorunda kaldı. Şimdi şey düşünüyorum. Olabilecek ilk fırsatta Kaş inşallah. Çok severim. Şimdi gittin tatile sevgili Fulya. Kafan rahat bir şekilde gittiğinde gitmedin. Kafan ne kadar rahat olur giderken bilmiyorum. Gittin oraya. Otelde mi kalacaksın? Büyük ihtimalle. Bir tedirginlik olacak mı peki? Yani giderken otelde yatarken, yemek yerken. Sonuçta hani şey gideceğim yer temiz bir yer olacak. Dolayısıyla hani hijyen kurallarına uyulduğu zaman çok bir sıkıntı olmaz. Temasa gideceğiz. Mesafeye dikkat edeceğiz. Şezlonga yatacaksın. Ne yapacaksın? Silecek misin böyle baştan aşağı ilk önce? Dezen... Hani bunlar olacak mı? Pıs pıs pıs. Olacak mı? Pıs 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 dezenfektan. Kamışık. Olacak mı gerçekten? Olacak mı bunlar? Yani böyle bir tatil ortamı olabilir mi ya? Bu kadar mümkün değil ya. Yani oraya rahatlamak için gidiyorsun. Ve yine bunlar yapacak olursa zaten çok gergin bir tatil geçer. Yapmazsak da bilmiyorum tabii yani bir sıkıntı yaşar mıyız onu bilmiyorum. Ben ama böyle bir tatil düşünemiyorum ya. Ne yani gibi, şöyle şey hiç gitmemekten iyidir diyeceğiz ya da nasıl diyeyim? Karavan filan olacak. Kalabalık olmayan aynen işte özel turlar, tekne turları gibi onlara yöneleceğiz yani. Ya deniz olsun da önemli olan o yani nerede olduğunun çok bir önemi yok yani. Doğru. Deniz olsun. En şanslılar karavan olanlar. Şanslı olanlar. O benim hayalim. Benim de hayalim de İstanbul'da işte onu nereye park ederiz onu düşünüyorum. Hadi aldık karavanı. Onun park yeri sıkıntısı var. Ama otopark çok güzel tatil imkanları var. Ben yurt dışını gezdim. 15 ülke gezdim buraya. Arabayla gezdim. Bu yolda. Karavan konusunda İtalya çok inanılmaz derecede aşmış. Binlerce karavan var yollarda. Karavan park yerleri, özel alanları var. Çok seviyorum karavanı. Ve gerçekten de sırtına taşıyorsun evini yani. Hiçbir yere muhtaç değilsin. Hijyeni de sana bağlı. Harcaması da sana bağlı. O turistler kuru fasulye yap. İstersen bana bonfile yap.
Ya senin elinde her şey. Oraya kalkıyorsun. İstediğin yere çekiyorsun. Düşünsene. Manzarada otur. Keyif yap. Yani olması gereken tarafa. Çok dar tabii. Ben bu sene fuara gittim. Camping fuarına. Bunu tekne fuarının yanına kurmuşlar. Çok içleri dar. Mesela benim tekerlekli sandalye kullandığım için ben bana hiç uygun değil. Yani. İçerisi şu kadarcık yerlerden hareket ederek geçiyorsun. Yani zaten hani o kadar şeyi bir araya getirmek için her alanı kullanmışlar böyle ufacık alanı. Benimki çok uygun değil ama sana özel çok güzel böyle lüks otobüsler var ben biliyorum Amerika'da ama milyon dolarlar ya. Yok hayatım ben bir tane Toma alacağım. Toma ikinci el. Emniyetle başvuracağım. Bir tane Toma'yı alacağım. Sahibinden. Sahibinden. Canım, nasıl? Sahibinden alacağım. Sahibinden. Yani canım sıkıldı mı tazikus falan sıkarım. Orada dışımı alırım şöyle önüne geçip. Dış alanı kullanarak çok mantıklı. Ama yani sen ne düşünüyorsun? Senin planlar ne? Ben İstanbul'dayım. Ben İstanbul için bir sene çok güzel planlar yapmıştım. Kız arkadaşımla beraber geçen sene çok gezmiş, güzel olmuştum. Bu sene de öyle planlarımız vardı. Ama bu araya bu süreç girince tabii ki gezme konusu biraz tedirgin ediyordum artık. Yani top taşıma araçlarıyla. Benim ailem yazlığa gidecek. İstanbul Erdek'te yazlık var. Ben sevmiyorum burayı. Sıkılıyorum çok. Onlar diyecek ben İstanbul'dayım ama ne yaparım bilmiyorum. Bir Eylül sonu için Antalya rezervasyonumuz vardı. Eğer süreç artmazsa, azalırsa oraya giderim belki. Yani hani muhtemelen Haziran ayı da böyle geçer ama Temmuz itibariyle önümüzü görmeye başlarız yani. Artık puslu mu görürüz, net mi görürüz bilmiyorum ama bugün Sağlık Bakanı yine konuşmalar yaptı. Bu tabii şimdi düğünleri başlatacaklar yani. Sen düşünebiliyor musun bir düğünde maske takacak bir kadın? En tehlikeli yerler o işte. Üstlenmiş üzerine Fenerbahçe maskesi. Kapatır mı? Halay çekmeyecek bir düğün göster bana. Yok kesinlikle. Yani düğünler tehlikeli. Düğün aşamaları ciddi tehlikeli çünkü bir süre sonra gerçekten insanlarda şey de var. Aa yeter bu deyip birbirlerine bir sarılma isteği, bir böyle hadi yeter geçti bitti deyip böyle bir yakınlaşalım telaşı. O yüzden de şimdi kendini korumak istiyorsun, karşı tarafı korumak istiyorsun ama o noktada da böyle bir itici görünüyor. Hani ya sosyal mesafe dokunmayalım demek de tuhaf oluyor. Bunu nasıl aşacağız bilmiyorum yani. Düşünsene yani ne dedikodular çıkar ya erkek tarafı kız tarafı görüyor musun şunları ha bak elini bile uzatmadı pandemiymiş hadi canım bunlar zaten baştan belliydi falan filan gibi böyle kavgalar çıkabilecek diyaloglar olur ya zaten ya, aileler birbirine alkolü çok kaçıran abilerimiz ne maskeyi bırak böyle etrafa şeyler anlatırlar. Gel öpeceğim. Sen bizi mi beğenmiyorsun diye. neler çıkar ortaya ya. Ya o yüzden düğün. Yani imkansız. İmkansız derken yani bunlar olmadan imkansız. Ya bunları kabul edeceksin, patlatacaksın koronayı ikinci kez. Ya da arkadaş sabredin. Ya da nikahınızı yapın aranızda. Düğün yok. Bu yasak aralar yani. Şeyde meşhur ya böyle Zoom'da yapıyorlar nişan. Aileler izliyor falan böyle. Ya, Zoom'da yaparsın. Geçen Zoom'da kına gecesi yapmışlar. Polis onunla bir araya toplandılar diye evi basmış. Asılsın var falan. Yani ben buradan Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanlığına sesleniyorum. Düğünler bunlar olacak. Burası Türkiye, burası sarılmayı, öpmeyi, oynamayı seven bir ülke. Lütfen eğer bunları kabul ediyorsanız düğünlere izin verin. Etmiyorsanız sene sonuna kadar lütfen. Yani bu kandığımızdan falan değil ama düğünler iptal olsun. Yani evlensinler çocuklar, evlensinler ama düğünlerini seneye yapsınlar. Yani.
Zaten seneye kadar ertelenen düğünlerden hayır gelmez. Onlar hepsi ayrılır. O da kesin. Yani felaket sellalı. Ayrılırlar ya hayat. Biliyorum ya. O bir sene işte neler olur insan hayatında ya. Düşünsene. O bir seneden sonra da o gelinliği almak, perdeyi almak ne zor gelir insana. Yani sanat dışında her şey konuştuk ya bugün. Ama iyi oldu. Boş ver. Olsun, kafamız dağıldı. Bir günde sanat için sadece konuşuruz. Ne oldu sanatta, bir gelişme var mı ya? Ne yapıyorsun? Gerçekten bak son 5 dakika bize onu anlat. Bir proje var mıydı? Yani bu süreç girmeden. Yani şöyle var. Reklam görüşmeleri falan yeni yeni başladı. Evden çekim yapıyoruz. Bize gönderiyorlar briefleri. Evden çekip yolluyoruz. Dizilerle ilgili gerçekten hepsi beklemede. O yüzden önümüzdeki sezon için sadece hani görüşmeler olacak ama ne zaman yayınlanacak, ne zaman o hijyenik koşullar olur belli değil. Ben bir taraftan böyle hani televizyona dair bir şeyler yapmak istiyorum. Onların projeleri var. Zaten seninle bir araya geldiğimizde de konuşuruz onları daha detaylıca. Özellikle hani bizim için, bizi mutlu edecek Fenerbahçe için bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Çünkü şunu çok iyi anlıyorum ki hani Fenerbahçe olmadan hayatımızda bir şeyler eksik yani. Bak maçlar yok falan ve mutsuzuz yani. Ama hiç kaybetmiyoruz değil mi? Ne güzel. Bak puan kaybetmiyoruz. Puan kaybetmiyoruz ama yani açıp da böyle yeni bir haber ve Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme olmayınca günümüz güzel geçmiyor. O açıdan bence bir an önce hani böyle hani liglerin başlaması da belki iyi olur. İnşallah kimseye bir şey olmadan hayırlısıyla geçer. Ama hani gelecek sezona dair dediğim gibi şu an sadece görüşmeler var ve netleşen pek bir şey yok. Çünkü herkes bekliyor. Her şeyin hayırlısı ya. İnşallah bakarsın aynı projeler içinde yer alırız seninle bir şekilde. Ne güzel olur. Benim bir televizyonda programım başlayacak. TRT ya da Kanal D ile anlaşmak üzereyiz. Şengel adında. Hı. Engellerle ilgili program. Orada bir köşem olacak. Çok her hafta onun duyurusunu yapacağım zaten yakında. Şu an tam imzalar atılmadığı için net konuşmak istemiyorum. Böyle bir proje içerisindeyim ben de. Takipçi sonuna kadar destekliyoruz. Tamam. Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeceğim. C.C. Okocan'ın galiba bir röportajı vardı. Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gelmesi durumu dünyanın sonu gelir demişti. Evet. Bu adam çıktı. Dünya ama neredeyse ligler ertelenseydi, iptal olsaydı bu da tescillenmeyecekti Galatasaray'ın bu galibiyeti. Herhalde intihar ederlerdi. Olsun, biz bir seriyi yakalarız. Onlar da sıkıntı ya, olmaz. Ya zaten üzerimde çok büyük bir stres o. Yani her maçı hoş kafayla çıkıyorduk. Bir sıfırdan başladım her şey. Daha iyi olur. Bu sene çok güzel bir sezon olsun. Hak eden kimse o kazansın tabii ki ama Fenerbahçe'miz kazansın istiyorum. Evet. Biz Fenerbahçe'miz olarak. Gelecek sezon perdelerimizi açtığımızda, oyunlarımız başladığında da ben seni oyunlarımıza davet etmek istiyorum. Seve seve. Seve seve gelirim. En önden izlerim. Ondan sonra yorumlarım. İnşallah siz o şeye geldiniz mi hiç Gaziantep Özcan sahnesine? Tabii ki. Tabii ki. Ben orada hiç izlemedim mesela. Ben evimin yanı bütün oyunları izliyorum orada aşağı yukarı. Bu sene inşallah Allah nasip ederse şekerim tatlım benim. Ondan sonra söz veriyorum sana. Her geldiğin oyuna herkese geleceğim. Selamlar. Yayınımıza katılan herkese selamlar. Evet, son 1-2 dakikamız. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben de. Gerçekten bu kadar geç buluştuk ama değdi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sanki seninle 40 yıllık arkadaşmışız gibi. 40 yıl olmasa da 3-4 yıllık arkadaşız en azından. Ama hiç yan yana gelemedik. O beni üzüyor. İnşallah o da olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Düşünüp böyle güzel, selam, keyifli bir yayın yaptığın için. Benim için de çok güzeldi. Gerçekten. Moral oldu en azından. İnşallah birlikte de işler yaparız. Güzel güzel projelerde bir arada oluruz. İnşallah. İnşallah. Neden olmasın? Zaten ben iki tane işim vardı işte. Bir ajansım var. Bir emlak üzerine çalışıyorum. Emlak artık tamamen diskalifiye ediyorum. Tamamen ajans ve menajerlik üzerine dönüyorum. Ve bundan sonra bence sana bu anlamda da çok desteğim olacaktır. Şartları konuşuruz şekerim. Şekerim, konuşalım. Şartları konuşuruz. Bu ürün yerleştirmeydi. Bak burayı kaçırdın. Yakın ajans. Ürün yerleştirme. Kendi kendime reklam oldum. Yakın hesabıma ajans iddialasınlar. Hesaplar arası transfer yapacağım şimdi.
Dedim anneye, babaya çok selam söyle. Ellerinden öperim. Serkan Bey, Fulya Hanım merhabalar. Enerjiniz çok yüksek. Güzel bir program oldu. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biz de size teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Teşekkür ederim. Yarın akşam da Eray Demirkol var. Süper Baba'nın çocuk oyuncusu Alim. Çok güzel. Şevket Altınoğlu'nun oynuyordu. 21'de geri sayım sayıyor. 20-19. Öpüyorum seni. Ben de öpüyorum. Kendine çok çok dikkat et. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.